4. Cevap 10. Geldiğinde aklımıza mı
ifadelerle gelecek. Mesela diyor ki A, B, C sırasıyla X, Y, Z'ye doğru aktar. O zaman A'nın X ile bölümü, B'nin Y ile bölümü, C'nin de Z ile bölümü 16 sabitini verir ve bu oranı istediğiniz gibi yazabiliriz. Sorularda orantılı kelimesi geçerse, doğru ya da ters olduğunu belirtmezse biz onu doğru oranla anlayacağız arkadaşlar. Evet, toplamları 100 olan X, Y, Z sayıları. Şimdi bu ne demektir? X, Y ve Z'nin toplamı 100'dür. Sırasıyla 5, 2 ve 3 ile olabilir. Yani X 5 ile, Y 2 ile, Z ile 3 ile orantılı. Buna göre Z eksi denir. Evet. Ben yukarıya toplayıp yukarıya yazsam, aşağıya toplayıp aşağıya yazsam orantı sabiti değişmez. Ha siz X gördüğün yere 5K, Y gördüğün yere 2K, Z gördüğün yere 3K yazsam olur mu? Tabii ki olur. Bir mahsuru yok. Yukarıya toplayıp yukarıya yazıyorum. Aşağıya topluyorum, aşağıya yazıyorum. Orantı saati değişmez. Şunun cevabı kaç dönmüştü? 100. 100 bölü 10'dan demek ki K'nın değeri neymiş? 10. Peki bizden ne istiyor? Z eksi diyelim. Aynı mantık. Yukarıdan yani Z'den Y'yi çıkartıyorum. Aşağıda da 3'ten 2'yi çıkarttım. Yani Z eksi Y bölü 1 orantı saati değişmez. O zaman Z eksi 1 eşittir 10. Bunu da isterseniz, hocam ben K'yı 10 buldum, geri dönebilir miyiz? Diyelim ki K'yı 10 buldum. O zaman Y gördüğüm yere 2 çarpı 10'dan 20. Z gördüğüm yere 3 çarpı 10'dan 30. 30 eksiğinden cevap 10 bölmesinde. Tabii olur mu? Olur. Bakalım bu soruya. Ne diyor sorumuzda? 3x artı 1 ile diyor. Y eksi 2 sayıları doğru orantılı. Doğru orantılı çarpımı nasıl ifade edilir? Bölüm şeklindeki ifade edilir. Yani şuradaki 3x artı 1 ile y eksi 2 doğru orantılıymış. Orantı saatimiz de k. Buna göre diyor ki x'in değeri 3 iken y'nin değeri 4 ise yazalım. 3 kere 3 9 artı 1 4 eksi 2 yani 10 bölü 2'den demek ki K'nın değeri kaçmış? 5. Buna göre diyor. Buna göre diyor. Aynı soruda x yerine 8 yazdığında yani şu ifadede biz nasıl olsa buranın 5 olduğunu bulduk. X gördüğünde 8 yazdığında y'nin değeri kaçtı? 3 kere 8 24. 24 artı 1 aşağısı y eksi 2. İçler dışlar çarpımı yapalım. 5 çarpı y eksi 2. Hatta 5 ve sadeleştirdim her tarafı. Eksi 2 tarafı artı 2 diye geçer. Dolayısıyla cevabımız 7 olur. Evet. Gelin ters orantıya. Ters orantıda iki çoklukta biri artarken diğeri azalıyorsa ya da bir azalırken diğeri artıyorsa mesela işçi sayısı arttıkça iş daha çabuk biter. Sayı ile süre ters orantılı. Arabanın hızı arttıkça gideceğiniz yere daha çabuk varırsınız. Hız ile süre ters orantılı. Ha, ters orantılı terimleri biz çarpım durumunda ifade ederiz. Neden çarpım durumunda ifade ederiz? Mesela diyelim ki x çarpı y 20 olsun. 1 çarpı 20, 2 çarpı 10, 4 çarpı 5. Gördünüz mü? Bakın daha da yazabilirsin. Biri arttıkça diğeri ne oluyor? Azalıyor. Demek ki çarpım durumunda. A, B, C sırasıyla x, y, z ile ters orantılı belirtirsen demek ki birinci sayı birinci ile çarpım durumunda, ikinci sayı ikinci ile, üçüncü ile üçüncü sayı çarpım durumunda. Buna ters orantı diyoruz. Gelelim buraya. Toplamları 390 olan ABC sayıları. Yani ben buradaki ABC'ye 300 diyelim. Sırasıyla 2, 3 ve 4'e ters orantı. Ne diyeceğim? A sayısı 2 ile, B sayısı 3 ile, C sayısı 4 ile ters orantı. Bunu yazabilirim. Ha, buraya da K diyeceğim. K diyebilirsin ama ben size
diye. 12K deyince C'nin değeri otomatikman ne olur? 3K. B'nin değeri 4K. A'nın değeri 6K. Şimdi gelelim toplamlarına. 6K, 4K, 3K'dan da toplarsak ne yapar arkadaşlar? 13K, 390. K'nın değeri her tarafı 13'e böldük, 30. Bizden istediği ne? A artı B. Yani 6K ile 4K'nın toplamı. Yani 10K'yı istiyor. 10 çarpı 30'da 300 yapar. Gelelim bileşik orantı. Yani sorun içerisinde birden fazla oran varsa buna biz bileşik orantı diyoruz. Şimdi mesela buna bakın. A, C, D 3 tane yer var. A ile B bölüm şeklinde olduğu için nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır. Aynı şekilde B ile C bölüm şeklinde olduğu için nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır. Aynı şekilde A ile C çarpım şeklinde olduğu için nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır. Birden fazla olduğu için biz buna bileşik orantı diyoruz. Gelelim buraya. Yani bizim aklımızda şunun ilk kalması lazım. Doğru orantı derse bölüm şeklinde, ters orantı derse çarpım şeklinde. Sonra da belirtmezse, sadece orantı derse biz doğru orantı alacağız. Diyor ki, 120 lira diyor, 3 kişi diyor, 3, 4 ile doğru, 2 ile ters. Bu kişiler A olsun, B olsun, C olsun. 3 şans var, toplam 120 lira kalır. Hatta ben bunu eşittir, 120 lira da yazarım. Şimdi diyor ki, A sayısı 3 ile doğru orantılı, bölüm şeklinde. B sayısı 4 ile doğru orantılı, bölüm şeklinde. C sayısı 2 ile ters orantılı, çarpım şeklinde. Eşittir ne diyelim? K diyelim. Yine ben K demeyeceğim, bakın. 2'nin katı olduğu için kısaca 2K diyorum. O zaman C'nin değeri ne çıkar? K. B'nin değeri ne çıkar? 4 kere 2, 8K. A'nın değerini çıkar 3 kere 2, 6K. Şimdi gelelim 3'ünün toplama. Biz C ile K olarak bulmuştuk nasıl olsa. Böyle yazalım. 3'ünün toplama. Neye eşit? 8, 6, 14, 1 de buradan. 15K, 120. K'nın değeri 8. Bize neyi soruyor? En fazla para alan. En fazla alan hangisi? B. Yani 8 çarpı 8'den 64 lira diyoruz. Gelelim bu soruya. Çok sık karşılaşacağımız bir soru kalabalık. Bir yurtta kalan 30 öğrenciye 50 gün yetecek kadar yiyecek vardır. 10 gün sonra karşılıklı çarpım şeklinde yaparız. Doğru orantı çarpmaz çarpı, ters orantı.